İyi günler. Bu televizyon Philips PUS7607. Philips televizyonda Dreambox'tan bazı sorunlar var da onlardan dolayı ben size bazı açıklamalar yapacağım. Bu televizyonun herhangi bir sorun ben yaşamadım. Bu smart bir televizyon, Android değil. Görüntü ve ses kalitesi için biz bunu tercih ettik. Panel olarak VA panel. Şimdi bazı ayarlarını vereceğim size. Benim kendi kullandığım görüntü ayarlarını vereceğim. Resim standartta isterseniz değiştirebilirsiniz fakat yani bunu görmeniz için ancak alıp yanında görmeniz lazım. Çok yüksek bir renk ışık istemediğim için her zaman yeterli. Dolby Vision. Burada sadece bu kadar yaptım sadece. Buradan hiçbir ayarını ellemedik. Işık sensörü var. İstediğin gibi kapatıp açabiliyorsunuz. Ama gerek görmediğim için kapalı. Görüntü formatları genişte bıraktım. Ses film olarak verdim ben. Biraz daha iyi. Duvarda seçiyorsunuz. Bunu montajda yazılım üstünde değiştirebiliyorsunuz. Standart TV standında görünüyor masaüstü gibi fakat sonra değiştirebiliyorsunuz duvarda. Ben duvarda için ondan duvarda yaptım. Duvarda şu an. Dolby atmosfer. Birleşmiş ayarları. Burada şu HDMI ses olarak ayarladım. ARC HDMI 1 takılı olduğu için ARC çalışıyor. ARC onu otomatikte bıraktım zaten değiştirmedim. Wi-Fi takılı. Wi-Fi isterseniz Wi-Fi üzerinden bağlanıp istediğiniz gibi girebilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Şu an zaten bağlı. Anten kablosu esasen kurulu. Anten sistemi de kurulu. Cam 1.4 C artı plus modüllerini 1.4'e kadar okeyleyebilirsiniz. Yani çalıştırabilirsiniz. Harici HBB TV. HBB TV çok önemli. HBB TV var. Burada kanal istediğinizi isterseniz kopyalayabilirsiniz. Fakat ona da gerek yok. Ben size şöyle bir söyleyeyim. Göstereyim daha doğrusu. TKKS'den istediğiniz gibi otomatikman HD formatında alıyorsunuz. TRT 4K dahi çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Sadece Türkset ayarlasınız. Tek sabit antende, tek sabit anten olanlar. Burada klavye fare ayarları var fakat ben ellemedim. Kullanmadım yani. Ekran koruyucusu. Burada saat ayarı çıkıyor. Bunu kapatmanız lazım. Giriş kaynakları. Şimdi şöyle izah edeyim. UHD bende takılı olduğu için ortam oynatıcısına UHD olarak yaptım. UHD dijital olarak anladım. Tabi fark var. Fark ediyor. Ondan dolayı bu önemli bilgi. Bunun dikkat edin. Çok hızlı yani. Yavaş dedikleri kumanda çok hızlı kullanıyoruz. Yani yazılım da alınmış vaziyette. Ben onu da size göstereyim. Şöyle bir geçerli yazılım. Gördüğünüz gibi yazılım almış vaziyette. Şimdi ikinci yazılımı aldım. Versiyon 226 00115 001'i aldım. Yeni aldım onu. Herhangi bir fabrikaya döndükten sonra kendim zaten kurdum. Herhangi bir sorunu yok. İnternet üzeri alıyorsunuz. OS bile de yükleyebilirsiniz. Fakat ben internet tercih ettim.
İnternet bağlı televizyonda Wi-Fi olarak kullanabilirsiniz. Dil saat ayarlarına fazla yapmadım. Ebeveyn kontrolü hayır kullanmıyorum. Bunlar da yapmadım. Mesela zen var. Yani değiştirip açıp kapatabilirsiniz. Sesli anlatımı değiştirebilirsiniz. Fakat ilgilenmedim. Yani ben kullanmıyorum. Şimdi giriş kaynaklarında kalmıştık. Giriş kaynaklarını HID'ini 1 olarak ben ayarladım. Dikkat ederseniz UHD dijital olarak geliyor. Dijital uydu cihazı 4K. Kullandığımız Dreambox 900 Ultra HID olduğu için onu seçmek zorundayız. HID'imi Ultra ayarları. Şimdi şöyle bir not geçeyim. Standart da kullanıyorum fakat şu anki uydu cihazının HDR çıkışı olmadığı için yeni gelecek cihazlar test edeceğiz. HDR çıkışı olmadığı için ha görüntüyü alıyorum fakat daha renklerde optimumda hafiften böyle silme var. Ama çok güzel de yayın veriyor. Yani öyle abartılacak ki kötü bir yayın vermiyor. Yalnız ben yine standartta kullanıyorum. Alttaki optimum otomatik oyun ayarı. Oyun bilgisayar takıp kullanabilirsiniz. Ama gerek ben görmediğim için. Sırf standartta 4K. Otomatik film modu açık. Fabrika ayarına buradan giriyorsunuz. TV yeniden kurup çıkabilirsiniz. Şimdi buradan da ayarlayabiliyorsunuz da ben değiştiriyorsunuz hemen ama ben gerek görmedim. Basit ya zaten. Televizyon çok basit geldi bana. Şimdi istediğiniz gibi kaynakları seçebilirsiniz. Ekran yansıtma özelliği var. Ama ben gerek görmüyorum. Kullanmadım. Belki ileriye. Kanallar esasen var. Normal kanallarımız da var. Altta uydu cihaz açık. Açık olduğu halde mesela biz bunu kullanabiliyoruz. Anten ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Çok basit esasen. Televizyon hani size nasıl söyleyeyim? Çok 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 basit. USB buradan yeniden girip istediğiniz filmi falan seyredebilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz. Şimdi gelelim. YouTube'de şimdi size bir şey yapacağım ama onun sesini kısayım. Lisansı yememek için. Smart TV özellikleri buradan. Size kötü gelebilir görüntü ama hani görüntü sizin bildiğiniz gibi değil. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Okey diyoruz. Yeşil tuşla ülke seçimi var. Buradan da istediğiniz ülkeyi seçip yükleyebiliyorsunuz. Smart koleksiyonu değişebiliyor. Ben Türkiye'de bıraktım. Çok önemli şey değil yani. Öyle size söyleyeyim. Benim için önemli olan UDI cihazı çünkü daha da çok çok kaliteli bir yayın verdiği için elimizdeki UDI cihazları bunları fazla bir aradığımız yok. Şöyle ben yine izah edeyim. Oyunlar, haberler yani normal kullanım için yapılabilir. Şimdi primi Blue TV var. İnternet tarayıcısı yani çalışır vaziyette var. Onu da izah edebilirim. Yani istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ama ben
kullanmadığım için. Şimdi Netflix falan var, giriyor içine. Ama ben kullanmadım. Yani istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Oturum açıp kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Şimdi size bir şey göstereceğim. Sesi kıstım çünkü onu göstermek için kıstım size. Vereceğim yayını. Gidin istediğiniz televizyonda arayın ve izleyin. Şimdi normal bütün yayınların HDR sinyallerini vermiyorlar. HDR sinyalleri vermediği için bu televizyonları siz alırken HDR sinyalleri bazı televizyon OLED'lerde veriyorlar. Normal 4K HDR olanlarda vermiyorlar ve bundan dolayı siz maalesef yayın kalitesini göremiyorsunuz. Şimdi ben size onun gerçeğini göstereceğim. Gerçek olarak. Şimdi görüntü HDR doğal aldık. Şimdi satıcıların çoğu canlı da. Canlı konum. Şimdi gelelim. Şimdi ne diyeceğimi anlayacaksınız. Şimdi açıyorum size. Seyredin. Bunu gidin kaydını alın. Bu filmi gidin seyredin. Kısa keseceğim zaten. Canlı konumda bunu seyredin HDR yayını. Herhangi bir televizyon seyredin, ne dediğimi anlarsınız. Yani televizyonu test etmek istiyorsanız, yoksa alacağınız istediğiniz televizyonda dediğimi anlamanız için sadece bu yayınları seyretmeniz lazım. HDR yayınlarını seyretmeniz lazım. Aldığınız televizyona sırf 4K'yı seyretmeyin. Yahut 8K yayını seyretmeyin. 8K HDR'yi seyredin gerekirse. Biz bu kalite yayını uydu cihazlarına da görüyoruz. Uydu cihazında yayın HDR olmadığı halde değinmez size. Şimdi kalan var mı orada bakayım. Hayır. Televizyon zaten çok basit de. Kurulumu falan basit. Esasen. Şimdi gelelim. Bu hedef işlere. Şimdi değiştirdik. Gördüğünüz gibi şimdi hani bunu bu uydu cihazından seyretmenizi tavsiye ederim.